Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Bucket Coding'in 3. bölümü ile karşınızdayız. İlk bölümde nasıl plugin yapılacağını, konsola mesaj gönderileceğini anlatmıştım. İkinci videoda ise gençler nasıl oyuncuya girişte mesaj yollarız bunu anlatmıştım. Bu videoda ise gençler daha çok kompleks bir yapıya giriş yapacağız. Bu videoda komutlara ve array'lere giriş yapacağız. Array'ler ne oluyor, komutlar ne oluyor? Şimdi yavaş yavaş giriş yapalım. Gençler, öncelikle videoya tam girmeden önce sizlere bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Kısa bir konu olacak, çok vaktinizi almayacağım. Bu serinin daha hızlı gelmesi için birincisi gençler videoyu beğenmeniz gerçekten çok önemli. Çünkü YouTube algoritmasında yukarı listelere çıkmamız ve daha çok kişinin bu sektörde yer alması için bizlere bu şekilde destekte bulunabilirsiniz. Sadece beğenebilir ve küçük bir yorumda bulunabilirsiniz. Evet, artık videoya geçelim gençler. Öncelikle gençler, komutlar ne oluyor? Mesela oyuncu game mode slash game mode 1 yazıyor, oyun modu creative oluyor. Ya da 0 yazıyor, oyun modu survival oluyor. Yani kısacası oyun içerisinde girdiğimiz komutların teknik olarak yapısını öğreneceğiz. Ve ayrıca bunları eventleriyle birbirlerine bağlayacağız. Ve en önemlisi, plugin kodlamada en çok kullandığımız bir obje veri türünü öğreneceğiz. Array'leri, yani listeleri öğreneceğiz. Gençler, ilk olarak hemen ben şöyle bir POM XML dosyasıyla başladım. Bu video biraz uzun olabilir. Bundan ötürü içeriden kahvenizi ya da çayınızı alabilirsiniz. Hemen Java'ya giriş yapıyorum. Ben new deyip yine paket oluşturuyorum. Artık iki videoyu izlediyseniz şu an ne yaptığımı pek az çok kestirmiş olabilirsiniz. Hemen new paket diyorum. Bildiğiniz gibi bizim klasik paketimiz or video test. Sonrasında ise yeni bir dosya oluşturuyorum. Bu dosyanın ismini main yapıyorum. Gençler, bugün videoda peki ne yapacağız? Bildiğiniz gibi ortalıkta gezen çok fazla whitelist plugin'i var. Yani beyaz liste bakım plugin'i var. Siz server'ınızı, oyununuzu bakıma sokmak istiyorsunuz ve oyuncuların bu server'a giriş yapmasını engellemek istiyorsunuz. Artık bunun için eklentiler ya da sbgot.yml denerek kodları girmenize kesinlikle gerek yok. Gençler, bu videoda yapacağımız sistem ile kendimize özel bir whitelist plugin'i yapacağız. Hemen gençler, exence java plugin diyorum ve bunun bir plugin olduğunu belirtiyorum. Ve on enable'a giriyorum ve bu on enable'ı siliyorum. On disable'a giriyorum ve bu on disable'ı siliyorum. Öncelikle gençler, yavaştan sizlere array'leri anlatmak istiyorum. Gençler, aslında bizlerin bu Java'da en çok öğrendiğimiz sistemlerden biri listeler. Bunlara gençler bunlara dizeler diyorlar ve ayrıca bunun 2-3 türü var. Bunlardan biri hash, biri array, yani liste, biri de koleksiyonlar var gençler. Bizim bu videoda öğreneceğimiz sistem array'lerdir. Peki array'lerin genel mantıkla hash'tan ya da koleksiyondan farkı ne? Genel koleksiyonla çok benziyorlar ama array'lerin gençler en büyük farkı şudur. Array'ler gençler tektir. Yani içerisinde tek bir tipli veri tutar. Yani mesela array list yazıyoruz biz burada. Bunun içerisinde sadece string tutabiliyoruz. Yani yanında bir integer, yani bir sayı, bir double ya da ondalık sayı ya da bir player, oyuncu tutmuyoruz. Biz burada sadece bir veri tutuyoruz. İstediğimiz veri olabilir. Bu string olabilir. Bu player olabilir. Bu herhangi bir veri olabilir yani. Class bile tutabilirsiniz içerisinde. Ya da bir plugin bile tutabilirsiniz. Hemen array liste gençler. Ve ayrıca şöyle bir durum var. Ekleme sırası gibi bir durum vardır. Mesela siz önce array'i A eklediniz, B eklediniz ya da B eklediniz. A'nın indeksi, yani sırası 0 olarak varsayılır. Şimdi array'lerde şöyle bir durum vardır. İndeks durumu diye bir durum vardır. İndekslemede sıralama 0'dan başlar. Siz mesela array'in size'ını aldınız diyelim. Size'ında 1 gözüküyor. Array'in size ne demek? Array'de kaç tane öğenin olduğunu bizlere söyler ama kaç tane integer türünde olur. Mesela 2 öğe vardır. Siz ikinci öğeyi almak istiyorsanız array'in birinci indeksindeki öğeyi almanız lazım. Yani array'de kaç tane obje varsa bunun bir eksiğini almanız gerekiyor. Array'lerde genel olarak sıralama mantığı budur. Ve ayrıca gençler, şimdi ise ne yapıyoruz? Biz şöyle bir durumumuz var. Biz player tutmayacağız. Çünkü player verileri her zaman anlık değişebilecek veriler. Yani içerisindeki canı değişebilir. Yani o player hep aynı olmaz. Bizim burada yapacağımız şey ise gençler, bakın public diyorum, public dedim, static dedim. Yani bunu sadece bir kere oluşacağını söylüyorum ve herkese tek oluşacağını. Bir affedersiniz, bir kere oluşacağıyla ilgili bir yanlış bir beyanda bulundum. Herkes de aynı oluşacağını söylüyorum.
Yani bu birden fazla kez de oluşabilir. Her zaman nivleyebilirsiniz bunu. Ama final yaparsan bir kere oluşturursunuz. Yani bir kere nivlersiniz. Sadece bir kere kullanırsınız. Public static dedikten sonra diyorum ki bu bir array list. Bu bir array list. Bu bir listtir. Biz peki whitelist'imizde ne tutacaktık? Oyuncunun sadece ismini tutacağım. UID'sini tutmayacağım. UID de değişkenlik gösterebiliyor. String diyorum. Bu string'e diyorum ki gençler whitelist. Siz buna istediğiniz isimlendirmede bulunabilirsiniz. Bunu böyle boş yapabilirsiniz. Bunu boş yapmanız oldukça iyi. Bunu whitelist diye bir şu an gördüğünüz gibi bir array oluşturun. Diyorum ki on enable'a girip bunu sen, bunu gel, bunu sen şu an yenile. Bir yeni array liste. Gençler, ileriki videolarda konfigürasyonu göreceğiz. Bu videodan sonra hele ki konfigürasyonu göreceğiz. Yani config yml'yi göreceğiz. Bir dosya üzerinden veri çekmeyi, veri kaydetmeyi göreceğiz. Bu veri çekme kaydetmeyi whitelist üzerinden yapacağım. Bu sayede sizler de mesela beyaz liste eklediğiniz oyuncuları her vakit değiştirebilir, kullanabilir ve erişebilir olacaksınız. Sizler eğer ki bu whitelist yapacağımız whitelist plugin'i sadece server'ı açılıp kapandığında sıfırlanır. Yani tekrarın o oyuncuyu listeye eklemeniz gerekecek. Ama bundan sonraki videoda yapacağımız şeyler ile bu artık buna da gerek kalmayacak. Bir kere eklediğinizde hep orada kalacak ta ki siz silene kadar. Şimdi ben whitelist'e dedim ki eşittir bu bir yeni bir array list'tir dedim. Burada nivlemedim. Bu daha sağlıklı. Haberiniz olsun. Tamam gençler, şimdi buraya kadar geldik. Ben şimdi hemen bir paket oluşturuyorum. Bu paketin ismini listener yapıyorum. Bu listener'a hemen bir tane main listener'ımı oluşturuyorum. Main listener. Hemen ben buraya geldim. Bir constructor oluşturuyorum. Yani hemen bu class oluştuğunda çalışacak kodları burada belirteceğim. Hemen ben bir listener daha oluşturuyorum. Bu listener'a diyorum ki login event. Sadece zaten bir tane event kullanacağız. Buraya diyorum ki implement listener. Bu bir listener'dır. İçindeki verileri çekecektir. Event hunter diyorum. Public diyorum. Void diyorum. Ve event diyorum. Tamam, buraya kadar artık yavaş yavaş sizlerde de bir şeylerin oturduğunu söylemek istiyorum. Birkaç arkadaşımız Discord'dan bunlara ne olduğunu sordu. Bunlar arkadaşlar, biz bunları dışarıdan kodumuzun içerisine sistemsel olarak ekliyoruz. Java'da importlama, C#'da use gibi bazı durumlar vardır. Bunları yapmazsak buradaki kodları maalesef kullanamayız. Yani kodumuzun içerisine dahil edemeyiz. Zaten import demek dahil etmek demektir. Fark ettiğiniz gibi burada zaten otomatik bir şekilde her şey gözüküyor. Evet dedik ve bu event'in içerisine player login event dedim. Ve event dedikten sonra gençler, hemen ben buraya diyorum ki bana bir string ver. Bu bir string olsun, bana player'ın ismini ver diyorum. Get player get name, oyuncunun ismini alıyorum. Şimdi önemli bir husus var gençler. Ben bu main'e geldim tekrardan. Geldiğimde ise şunu demek istiyorum. Bir instance oluşturacağım ki main'e erişebileyim. Main'in içerisindeki yapılara erişeyim. Provide dedim. Provide dedikten sonra static dedim. Ayrıca yukarıdaki veriyi de provide çekin lütfen. Çünkü böyle ulaşım çok sağlıklı bir ulaşım değil. Solid kurallarına pek uymuyor. Geldim, provide static dedim ve buraya dedim ki bu bir maildir. Bu maili alıyorum, bu plugin diye bir isimlendirme kullanıyorum. Ve bunu böyle seçiyorum. Sonra geliyorum aşağıya, bu pluginin bu olduğunu söylüyorum. Ve tekrardan aşağılara indim. Tekrardan aşağılara indiğimde ise public diyorum, static diyorum, get main diyorum ve get instance diyorum ve bunu kapatıyorum, return diyorum, plugin diyorum. Evet, bu kadardı gençler. Login event'e geldim. Bu instance oluşturmayı ilk videoda da gösterdim, ikinci videoda da gösterdim. Bunlara dikkatli bakmanızı istiyorum. Main diyorum, get instance diye plugin'in içerisine erişiyorum. Burada ben diyorum ki aşağılara tekrarayım, main'e geldim. Bu main'e geldikten sonra gençler burada hata diyebiliriz. Çünkü biz kodu eksik yazdık şu an orada. Public diyorum. Sonra diyorum ki bana bir array list verecek. Array list verecek. Tabi başına static koymanız lazım. Array list verecek bana bir tane. Bu array listin içerisinde string olacak. Yani string array, yani yazıları tutacak. Get whitelist players diyorum ve ben bunu böyle kapatıyorum. Return deyip whitelist alıyorum. Ve arkadaşlar, bu kadar artık uzaktan ulaşabileceğiz. Niye ben böyle bir ulaşım seçmedim? Peki bundan da ulaşabilirdik. Sağlıklı değil gençler. İleride size klientinize bir API ya da bir güvenlik açığına
Yani siz bir API yazarsınız, bu sıkıntıyı ortaya çıkarabilir veya ileride güvenlik açıkları ortaya çıkarabilir. Bundan ötürü böyle yazmanızı tavsiye etmiyorum. Böyle yazmanız sizler için daha iyi. Login evet dedim ve login evet dediğimde diyorum ki get whitelist. Tabii bu get server alıyor şu an bende. Ben nerede hata yaptım? Get whitelist players. Static. Affedersiniz gençler. Ben şu statiği silmek istiyorum sizlerden. Bunu silin lütfen. Bunu silin. Login event'e gelin. Get exchange deyin. Erişim kodun içerisine. Get whitelist please deyin. Evet, bu kadardı. Buraya diyorum ki gençler, ben burada bana bir result değeri döndürmesini istiyorum. Bir boolean. Evet, booleanlere yavaştan giriş yapalım. Boolean nedir gençler? Boolean kısacası true ya da false içeren bir veridir, objedir. Evet mi, hayır mı ya da doğru mu, yanlış mı gibi işlemleri bizlere daha kolay bir şekilde sağlatan bir obje. Bu her neredeyse hatta tüm kodlama dillerinde bulunan bir yapıdır. Bu sayede aslında kısa bir RAM'de yer kaplayan bir koşullandırmada kullandığımız bir obje oluşur. Ben boolean'e önce false diyorum. Yani bu oyuncu yok diyorum. Ve gençler, şu an bunu silmek istiyorum. Şu kodu siliniz. Buraya geldiniz. For döngüsü döndüreceğiz. Bu for döngüsü string döndürecek. For nedir? Bir döngüdür gençler. For bir listeyi gezmemiz için ya da bir kümeyi, bir array'i ya da herhangi bir dosyayı gezmemiz için kullanılan bir yapıdır. Kısacası döngüdür. Yani mesela ben burada 1'den 100'e kadar, yani 2'ye bin mesela, geldim ben buraya. Ekrana 1, ekrana 2, böyle kod yazmak yerine gençler bir veri kümesi, bir veri oluştururum integer. Bu veriyi sürekli bir döngü içinde arttırırım. Bu sayede gençler kodumuzda daha az yer kaplayan, bir daha az satır kaplayan bir kod yaparız. Ve bizim işimizi oldukça kolaylaştırır. String diyorum, diyorum ki ben buraya player diyorum. Ve bu player neydi gençler bizim? Şu an biz bunları gezeceğiz. Neyi gezecektik biz? Main'deki, beyaz listedeki oyuncuları gezecektik. Geldim ben buraya, dedim ki main, get instance. Get whitelist players. Evet, bu zaten string döndürecekti. Diyorum ki ben bu player name ile player, herhangi bir player bizim oyuncumuz ile aynı ise, yani burada mantığı biraz anlayalım. Gezdiğimiz oyunculardan biri, bakın biri gördüğünüz gibi biri, bizim oyuncumuz ile, giriş yapan oyuncumuz ile aynı ise result'ı true yapalım. Result true yapalım ve en önemlisi return yapalım. Yani döngümüzü durduralım. Ve geldim bu aşağılara gençler. If dedim. Bizim result'ımız, şimdi şöyle bir durum var. Evet, beyaz liste her zaman açık olmayacak. Bunun için de main'e tekrar engelliyoruz ve bu main'e geldiğimizde diyoruz ki public static boolean diyorum. Bu boolean is server whitelist. İlk önce bunun false, böyle kapalı olmasını istiyorum. Buraya geliyorum. Is server whitelist'in false olmasını istiyorum. Ya da gençler true olsun. Sonra buraya diyorum ki gençler, bu true yahu. Geliyorum diyorum ki, tabi bunların hepsi gençler, ikiye bir sorgulama yapmasın. Is main get instance. It's server whitelist true ise, yani beyaz liste açık ise bunlar gerçekleşsin. Yoksa ikiye bir döngü oluşturmasın. İkiye bir yeni değerler ortaya çıkarmasın ki bizim server'ımız kasmasın. Daha çok RAM kullanmasın. Diyorum ki gençler, sonra result'ımız eğer ki true. Buraya geliyorum. Bir tane daha parantez açıyorum. Buraya bunu koyuyorum. Bunu da kapatıyorum. Eğer ki result'ımız true değilse, yani false'sa, dislow, yani bir sonuç gönderecek. Result, sonuç ne? Kick whitelist olarak bir sonuç gönderecek. Geldim, result kick. Burada biz şunu almamız lazım. Pre-login as pre-login, evet. Evet, bunu aldık ve diyorum ki chat caller red. Şu anda sunucu bakımda.
Bakın böyle bir yazı gönderiyoruz ve oyuncuyu atıyoruz. Oyunu almıyoruz. Gençler gördüğünüz gibi. Ve gençler ben geldim yeniden buraya artık. Burada tüm işlemlerimiz bitti. Bunu main listener'da belirtiyorum. Buraya diyorum ki main get stage, get server, get server, get plugin manager, register event, new diyorum, login event diyorum ve tist diyorum buna. Tamam, bunları tabii tist demeyeceğim buraya, affedersiniz. Main get stage diyeceğim ve bunları girdim. Bunları girdikten sonra buraya geldim ve şuraya hemen gelip new main listener. Tabii burada bir hatamız var. Şu plugin listeden sonra yazıyoruz. New main listener. Tamam, bunu da girdik. Ve artık listelememiz de çalışıyor. Ve şimdi ne kaldı geriye gençler? Burada sorunlarımızdan biri şu. Birincisi listeyi, beyaz listeyi açıp kapatma komutunu ayarlama ve o beyaz listeye yeni oyuncuları getirmemiz, yani eklememiz gerekiyor. Bunun için yeni bir paket oluşturup buraya commons diyorum. Commons'a geliyorum, buraya bir new oluşturup diyorum ki gençler, plugin'imiz ismi white liste, biz beyaz liste diye bir komut kullanacağız. C beyaz liste diyorum ve bunu kapatıyorum. Buraya implements diyorum. Yeni bir soy ağacı alıp executor diyorum. Yani burada bir komut işleyen alıyorum ve burada gençler buraya geliyorsunuz, burası kızaracak, show context actions var. Burada implements methods var. Burada okay tıklıyorsunuz ve bu metodu getiriyorsunuz. Bu bizlere hazır bir plugin oluşturacak. Geldim ben buraya. Buraya ilk önce gençler beyaz listeye. Önce gençler şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şunu yapacağım. Comment sender'a önce if diyorum. Bir koşullandırma kuruyorum. Burada gençler comment sender komutu giren şahıs. Comment komut string ise komutun ismi ve string ise komuttan sonra yazılan işlemlerdir. Yani mesela biz mesela beyaz liste dedim. Beyaz liste. Strings mesela, strings nedir? Beyaz liste add ya da ekle. Bunun gibi işlemlerdir gençler strings. Yani o komuttan sonra gelen yazılardır. If diyorum, önce diyorum ki strings'in long'ı, yani length'i, uzunluğu sıfırdan büyük olsun. Olmazsa ne girsin bize? Bir commut sender'a bir send mesaj göndersin öncelikle. Chat color desin, green desin. Şöyle chat color green renk kodudur ayrıca. Chat color green'i aldım. Dedim ki beyaz bakım plugin'i. Ve ben buraya geldim. Comment sender dedim. Send mesaj dedim. Yeni bir mesaj gönderiyorum. Chat color red diyorum. Ya da yellow diyorum. Diyorum ki beyaz liste ekle oyuncu ismi. Bakın bunu yaptım. Beyaz liste dedim ve tekraren aç ya da kapat diyorum. Bu sayede beyaz listeyi açıp kapatmayı da yapacağız. Tabii ki de bu şu an sadece bir yazı. Ben diyorum ki şuraya public diyorum. Void diyorum. Head message diyorum. Bunu ilkeye bir her yerde girmek istemiyorum. Bana bir tane player vermesini istiyorum bu olayda. Ya da player değil, sadece command sender versin. Comment sender, sender, comment sender. Çünkü sadece comment sender olacak. Tamam, bunu aldım. Burada artık şöyle bir durumumuz var. Help mesaj diyorum. Yani hızlı bir şekilde artık şöyle bu mesajları girmek istediğimiz yerde ikiye bu komutları yazmayacağız. Sadece bir kod ile işimizi halledeceğiz. Ben şimdi diyorum ki bu strings diyorum ki bakın şimdi length sıfırdan büyükse, yani 1 ya da 2 ise ya da 3 ise, ama biz 0'ın indeksi alıyoruz. Aynı array'lerdeki gibi gençler. Bu da çünkü bir koleksiyon bu. Strings'den bunu aldık. Equals dedim. Ben buna diyorum ki aç olsun. Aç. Aç tabii ki de bu equals ignore case yapacağım. Bu sayede gençler bu açı büyük küçük, biri küçük biri büyük önemi yok. Sadece A, B, C harfi geldiğinde sıkıntı oradan kalkıyor. Burada şöyle bir durum yapıyorum gençler ben. Comment sender. Send message, chat color, green. Diyorum ki beyaz liste başarıyla açıldı. Ben ayrıca şuna geliyorum, diyorum ki else diyorum. Bunu tekraren buraya anında kopyalayabiliyorum. Kapat diyorum. Kapat diyorum. Tabii gençler şunu kapatıldı yapıyorum, başarıyla kapatıldı. Bunun kapatıldığında red olmasını istiyorum. Red olsun bu. Red olduktan sonra buraya geldim. Dedim ki main get instance
server. Bakın is server write this. Dikkat edin, bu main'deki is server write this static olsun. Yani her yerde aynı olsun. Diyorum ki bu true. Yani bu açık olsun. Doğru olsun. Bunu aşağıya alıyorum. Bunu aldım aşağıya gençler. Bunu kapatıyorum. Aşağıda ise ben bunu false yapıyorum. Tamam. Şimdi zurnanın patladığı yere doğru geliyoruz yavaş yavaş. Okey, açmayı kapatmayı yaptık. Şimdi sıra ise şurada. Else if strings, şunu hemen düzelttim. CTRLZ ile hemen düzeltebilirsiniz. Equals ignore case ekle diyorum bakın. Şimdi ekle dedim ama bu oyuncu da girmemiş olabilir. Sıkıntı burada. Buraya geliyorum, diyorum if diyorum. Strings length'i birden büyük ise, yani oyuncu girmiş olmalı. Ve ben tekraren girdim buraya. Else diyorum tabii ki de. Eğer ki büyük değilse bir hata yollasın oyuncuya. Yazan oyuncu da olabilir ya da bir konsol da olabilir. Ben niye bunu oyuncuyla sınırlandırmadım? Çünkü biz komutları her zaman oyun içerisinden giremiyoruz. Konsola girebiliyoruz. Recon'la ya da bir başka bir plugin yoluyla da girebiliyoruz. Bundan ötürü oyuncu girmedim. Sadece command sender olarak girdim. Ama mesaj gitsin. Lütfen. Lütfen. Bir oyuncu giriniz. Tamam. Bunu aldık gençler. Diyorum ki ben buraya. Şimdi bir oyuncu ismi gireceğimizden ötürü gençler. Hemen buraya dedim ki bana bir string verisi oluştur. Player şöyle player name bir veri oluştursun. Bu veri ise strings'in birinci indeksinden alsın. Ve sonra diyorum ki comma sender send message chat color green. Diyorum ki player name başarıyla listeye eklendi. Şimdi geldim gençler buraya. Buranın üstüne geldim. Main diyorum. Get instance diyorum. Get whitelist player diyorum. Ama bu fark ettiğiniz gibi bunu vermesi gerekiyor. Whitelist'i veriyor zaten gördüğünüz gibi. Ama gençler bir sorun var. Bu aşağıya geliyorsunuz. Aşağıya geldikten sonra public diyorsunuz. Add void diyorsunuz. Add whitelist player. Bunları tabii ki de gençler ileriki zamanlarda manager'larda yapacağız bu kodları. Şu an main'in üzerinde yapıyorum ama bunları daha kompleks manager yapılarında gerçekleştireceğiz. Ben buraya string player diyorum. Diyorum ki gençler ayrıca whitelist add diyorum ve player'e ekliyorum. Zaten kolay gördüğünüz gibi whitelist.add diyorsunuz. Yani bu listeye yeni bir oyuncu ekliyoruz. Ve oyuncunun ismini buradan gelen parametreyle alıyoruz. Buraya parametreler giriyoruz. Uzaktan buraya bir veri girişi yapabilirim. Bakın zaten statik. Tamam, bunu yaptıktan sonra gençler affedersiniz şunu hemen alıyorum. Buraya diyorum ki whitelist add whitelist player player name. Bakın bu kadardı. Evet, komutlarımızı hallettik, komutumuzu da yaptık. Bunu hemen kapatabiliriz, bunu da kapatabiliriz, bunu da kapatabiliriz. Buraya geldim gençler. Diyorum ki get comment diyorum. Beyaz liste diyorum ben bu komuda. Set executor niye implement etmiştik bunu erişebilmemiz için. C beyaz liste diyorum. Bakın gençler bu kadardı. Ama bir sorunumuz daha var. Bunu plugin YML'de belirtmemiz gerekiyor. Artık plugin YML'mizi oluşturup deneme kaldı. Name diyorum. Name dedim. Name dedikten sonra buraya gençler. Başta fark ettiğiniz gibi true aldım zaten bunu. Whitelist yani açık olacak. Beyaz liste. Version diyorum. 1.0.0. Main diyorum. Main'imiz nereydi? Org video test main. Authorumuz Binglehan. Şimdi geliyorum ben buraya commands diyorum. Ben buraya ne demiştim? Beyaz liste demiştim. Permissions'ını plugin ismini, plugin ismini girebilirsiniz. Admin. Peki description yine plugin main command. Yani ana komutumuz. Peki bunun usage yani kullanımı ne? Siz mesela hepten bakmak istiyorsunuz. Command diyorsunuz ve bunu biliyorsunuz. Bu kadardı. Bunu da yaptık gençler. Artık pluginimizi yüklememiz, import etmemiz, boot etmemiz kaldı. Hemen ben buradan Artifix'ten plugini boot etmek için yer ayarlıyorum. Yerimi ayarladım. Hemen şurada gençler. Ben hazır bir server'ım var. O server'ımda hemen bu pluginimi kullanmak istiyorum. Bu Bucket Codec diye bir yer açtım artık. Oradan devam edeceğiz. Hep aynı dünyadan. Okey diyorum.
Okey dedikten sonra artık bu buildimi gerçekleştiriyorum. Bu buildimi hemen gerçekleştireyim. Hemen plugins'in içerisine bir bakalım gençler. Bu buildimiz hemen gerçekleşsin. Bu biraz bilgisayarınızın işlemci, ekran kartı gücünüze bağlı değişkenlik gösterebilir. Evet, eklentimiz açıldı. Hemen bekliyoruz eklentimizin açılmasını. Gençler, ayrıca bir sorununuz varsa Discord adresimize gelmekten asla çekinmeyin. Bizler vaktimiz oldukça sizlere yardım etmeyi, bu sektörün daha da gelişmesi için kendimizce uğraşıyoruz. Evet, beyaz listemiz açıldı. Şu an oyuna girdiğimde muhtemelen beni almayacak. Bakın, şu anda sunucu bakımda diyor. Ve şu an ben beyaz listede yokum. Lakin ben beyaz liste dediğimde, beyaz liste dedim. Görüldüğü gibi konsoldan da erişebiliyorum bunu, oyun içerisinden de yapabiliyorum. Ben beyaz listeyi kapatayım. Kapat diyorum ve beyaz listeyi kapattım. Konsolda bu yazı biraz bozuk gözükebilir. Çünkü konsolda Türkçe karakter desteği bulunmuyor. Geldim ve şu an oyuna giriş yapabiliyorum gördüğünüz gibi. Şu an komutları da kullandık. Hemen geliyorum. Ben beyaz listeyi tekrar açıyorum. Ve şu an beyaz listeyi gördüğünüz gibi oyun içerisinden, zaten şu an karakterimiz operatör. Operatör olmasaydık gençler şu an bu komutu kullanamazdık. Beyaz liste gördüğünüz gibi gözüküyor. Şu an ben operatör olsam bile oyuna giremiyorum. Ama ben beyaz liste diyorum. Ekle diyorum ve Bingulhan diyorum. Ve şu an oyuncumuzu beyaz listeye ekledim. Ve şu an neden eklemedi, Arkadaşlar affedersiniz, küçük bir hata yapmışız şurada. Beyaz listede, şurada tam olarak login eventte. Biz buraya eşittir koymuştuk. Hatırlarsanız player name eşittir, eşittir player diye. Burada bir hata yaptık. Bizim yapacağımız şey şudur. Player name nokta equals. Parantezi açıp clear yazarsanız sorun ortadan kalkacaktır. Eğer ki daha önce yaptığım şeyi yaparsanız eşit saymayacaktır. Equals kullanmanız önemli. Equals kullanınız, hatayı orada çözersiniz. Ve ayrıca hemen ben C beyaz listeye şunu da eklemek istiyorum. Kaldırmayı da eklemek istiyorum. Sizlerle birlikte. Hemen buraya geldim. Hemen bunu kopyaladım. Ben buraya dedim ki kaldır diyorum. Hemen kaldır. Hani beyaz listeden sil yapalım da. Sil. Başarıyla beyaz listeden silindi diyorum. Buraya geldim hemen main'e. Ben bu whitelist komutunu biliyorsunuz. Buraya geldim, dedim ki cancel dedim. Ve cancel'da bir boolean döndürmesini istiyorum. Boolean'i döndürüyorum. Buraya delete diyorum. Delete whitelist player diyorum. Buraya whitelist diyorum. Yani remove ediyorum. Tamam, bu kadardı. Burada işimiz bu kadardı. Diyorum ki ben buraya try diyorum. Try diyorum. Catch diyorum. Catch ise gençler, exception diyorum. Try catch, catch'i neden kullanıyoruz? Bunu deniyoruz gençler. Burada bir hata çıkıyorsa catch'i atıyor. Catch'in içerisinde hata yolluyor. Bu sayede hata kontrolünü de yapmış oluyoruz. Burada diyorum ki ben öncelikle bir boolean oluşturuyorum. Bu boolean'e result diyorum. Bu boolean'e false diyorum. Sonrasında bu result'ı true yapıyorum. Result'ı true yapıyorum. Sonra return result diyorum. Zaten listede olmazsa siliyor gençler bu. Olursa sıkıntı olmuyor zaten. Geldim ben bunu hemen. Buraya aşağıya koydum. Eğer ki bu oyuncu listede yoksa zaten false olarak döndürecek. Ben buraya geldim. Login'e cbeyaz listeye geldim. Dedim ki burada bildiğiniz gibi bir işlem yapmıştım. Bunu aldım gençler, bunu hemen buradan. Dedim ki if dedim. Main dedim, bakın main dedim, get instance, delight, wait, spear dedim. Fark ettiğiniz gibi bunu bir if'in içerisinde hem işlemi gerçekleştirebiliyoruz hem de bunun gelen koşulu öğrenebiliyoruz. Ben hemen buna dedim ki bu true ise bu olan, bu şey olsun, true ise bu olsun, true değilse, yani gençler silinmediyse şöyle bir mesaj göndersin. Silinemedi. Bu oyuncu ya listede yok ya da zaten affedersiniz gençler, silinemedi bu oyuncu. Oyuncu listede yok. Burada bir hata yaptım. Affedersiniz. Zaten listede sadece olmazsa hata yollayacak. Silinemedi bu oyuncu listede yok. Silinemedi bu oyuncu listede yok. Virgül koyalım. Tamam. Bunu yaptıktan sonra gençler, bildiğiniz gibi ben şu aşağıya geliyorum. Buraya ekle var ya, buraya sil de diyorum. Sil diyorum. Tamam, sil de yazdım gençler. Sil. Oyuncu. Tamam gençler, hemen bunu build ediyoruz. Bakın direkt. Ve artık pluginimizi kullanmaya başlayabiliriz.
Bekliyoruz ve start bot'a geldim. Start bot'a geldim gençler hemen. Bekleyelim ve pluginimizin açılmasını bekliyorum. Tamam, pluginimiz açıldı. Şu an bizi, şu an gördüğünüz gibi oyuna giriş yapamıyoruz. Ben diyorum ki beyaz liste. Ben ne yaptım? Beyaz liste ekle. Bingleham yazıyorum ve gördüğünüz gibi listeye eklendim. Giriş yapabiliyorum. Ve şimdi beyaz listeden kendimi çıkarmak istiyorum. Sil Bingleham. Ve şu an beyaz listeden gençler kendimi çıkardım. Ve diyorum ki beyaz liste sil. Listede sil dedi. Sildi galiba tekraren. Bakın giremiyorum. Beyaz liste ekle. Bingleham. Galiba listede yoksa zaten siliyor gençler. Yani herhangi bir hata yollamıyor. Bu da güzel. Tamam. Gördüğünüz gibi yeniden ekledik. Slash beyaz liste yazınca gördüğünüz gibi komutlar da gözüküyor. Kendi bugün whitelist pluginimizi yazdık gençler. Biraz uzun bir video oldu, farkındayım. Arkadaşlar video 30 dakikaya geçmiş, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. YouTube kanalımızın ön sıralara çıkması için kanalımıza abone olabilir. En önemlisi videolarımıza yorum atıp ve like atarsanız gerçekten kanalımız yani epey bir yukarıya çıkabiliyor. Daha gençler bir şey diyeceğim Allah için. Arkadaşlar bu videonun sonunu izliyorsanız bunun ne olduğunu söylemenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi yani dünya çok garip oluşmuş. Yani bu neden böyle, bu su neden havada, bunu bana biri açıklasın. Neyse, bugünlük videonun sonuna geldik gençler. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Her iki günde bir bu artık bucket coding videolarına devam edeceğiz. Görüşmek üzere.